Merhaba kıymetli gençler. Bugünkü dersimizde bira grubu elementlerini hep birlikte tanıyacağız. Bira grubu elementlerinde kimler var? Öncelikle onlara bakalım. Hidrojenle başlıyor. Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum elementleri. Birinci periyotta hidrojen, 7. periyotta ise fransiyum elementiyle bitmektedir bira grubu elementleri. Bunlardan hidrojen ametaldir. Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum ise alkali metal olarak adlandırılmaktadır. Sadece hidrojen ametal grubuna gir bu grupta bulunmasına rağmen bunlar S blogundadırlar. Hidrojen A metaldir. Diğerleri metaldir. Son yörüngelerine bakıldığı zaman S1 ile bitmektedir tamamının son yörüngesi görüldüğü gibi S1 ile bitmektedir. Elektron dizilişleri S1 ile biter. Hidrojen hariç alkali metaldirler. Değerlik elektron sayıları görüldüğü gibi bir tanedir. Hidrojen bileşiklerinde bir elektron alarak eksi bir veya bir elektron vererek artı bir değerlik alabilmektedir. Eğer hidrojen metallerle bileşik yapmışsa o zaman metalden elektron negatifliği daha yüksek olduğundan elektronları çekecek ve eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olacaktır. Yani hidrojen metal bileşiklerinde eksi bir değerlik almaktadır. Hidrojen ametallerle yapmış olduğu bileşiklerde ametallerin çoğuna göre elektronegatifliği daha düşük olduğundan ametale elektron vererek artı bir yükseltgenme basamağına sahip olacaktır. Örneğin NH3 üzerinde bakacak olursak azotun elektronegatifliği hidrojenden daha fazla olduğu için her bir hidrojenden birer tane elektronu kendisine doğru çekerek eksi 3 yükseltgenme basamağına sahip olur. Azot hidrojenler ise e, elektronlarını bir miktar azota kaç, e, kaptırarak artı bir yükseltgenme basamağına ne olurlar? Sahip olurlar. Tekrar söyleyelim. Hidrojen metal bileşiklerinde eksi bir değerlik almakta. Hidrojen ametal bileşiklerinde ise artı bir yükseltgenme basamağına sahip olmaktadır. Şuradan devam edelim. Sodyum, lityum, potasyum, ribityum, sezyum, fransiyum, alkali metalleri bileşiklerinde kararlı bileşiklerinde ama daima artı bir değerlik almaktadırlar. Örneğin sodyum kloride sodyum artı bir değerlik almaktadır. Hidrojen doğada H2 halinde yani moleküler halde bulunmaktadır. Fakat sodyum, lityum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum doğada moleküler halde bulunmazlar. Bunlar doğada serbest halde de bulunmazlar. Bunlar çok aktif oldukları için herkesle reaksiyon verdikleri için bileşikler halinde bulunurlar. Doğada saf halde bulunmazlar. Çok aktif olup herkese tepkime verdikleri için. Demek ki H2 doğada moleküler halde e, sodyum, lityum, rubidyum, sezyum gibi elementlerimiz ise doğada bileşikleri halinde bulunmakta ve bunların yaptıkları bileşiklere molekül denilememekte. Çünkü iyonik bileşiklere formül gram adı verilmekte, e, birim birimci adı verilmekte, molekül adı verilmemektedir. Alkali metaller yani bu saymış olduğumuz sodyum, lityum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum su ile tepkime verirler. Su ile tepkimelerinden H2 gazı açığa çıkar. Yine asitlerle de tepkime verirler. Asitlerle tepkimelerinden de yine H2 gazı açığa çıkmaktadır. Hemen şöyle bakalım. Örneğin sodyumun su ile tepkimesinden sodyum hidroksit bileşiği oluşur. Şuradaki bir hidrojen serbest kalarak H2 gazı olarak açığa çıkar. Potasyum da yine aynı tepkime verir. KOH bileşiği oluşurken H2 gazı açığa çıkar. Kuvvetli ya da Zayıf olduğu fark etmeksizin bu alkali metallerimizin üzerine asit döküldüğü zaman yine H2 gazı çıktığını ve tuz oluştuğunu ne yapmaktayız görmekteyiz. Bunlar hidrojene göre daha aktif oldukları için bileşikteki hidrojenin yerini kendileri alırlar. Ve hidrojenin serbest bir halde açığa çıkmasını, moleküler halde açığa çıkmasını sağlarlar. Alkali metallerin oksitleri ve hidroksitleri bazik özellik göstermektir. O zaman karşımıza sodyum, lityum, potasyum, ribidum, sezyum ya da fransiyum elementlerin oksitleri çıktığı zaman onların bazik olduğunu söyleyeceğiz. Hidroksitleri karşımıza çıktığı zaman yine bazik karakter gösterdiklerini ve su içerisindeki OH iyonu miktarını artırdıklarını söyleyeceğiz. 1 grubunda aşağı doğru inildikçe metallik artmaktadır. Evet biliyorsunuz aşağı doğru inildikçe atom çapı büyümektedir. Atom çapının büyümesi son yörüngedeki elektronların atomdan uzaklaşmasına, çekirdekten uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Çekirdekten uzak olan elektronlar daha kolay verilmekte, iyonlaşma enerjileri daha düşük olmaktadır. Dolayısıyla fransiyum, fransiyumun 7 katmanı bulunduğundan son yörüngedeki elektronları kendisine çok uzaktır. Çok kolay bir şekilde, çok küçük bir enerjiyle verilebilmektedirler. O yüzden de metalik aktifliği en yüksek olan element fransiyum elementidir. Yukarıya çıkıldıkça hidrojene doğru gidildikçe metalik aktiflikte bir zayıflama söz konusudur. Ee, zaten e, hidrojende metal değil ametaldir. O zaman şöyle diyoruz: Fransuyuma doğru gidildikçe yani aşağı doğru inildikçe metalik aktiflik artmaktadır. Bira grubu elementlerinde kıymetli gençler. Bakalım başka hangi özellikleri var? Aşağı doğru inildikçe atom çapı artmaktadır çünkü biraz önce de söyledik. Katman sayısı artmaktadır. Fransiyumun 7 katmanı, sezyumun 6 katmanı, rubidiumun 5 katmanı bulunmaktadır. Lityumun ise sadece 2 katmanı bulunmaktadır. Hidrojenin sadece 1 katmanı bulunmaktadır bakıldığı zaman. Katman sayısı fazla olduğu için fransiyumun çapı daha büyüktür. Dolayısıyla periyodik tabloda fransiyuma doğru gidildikçe yani aşağıya doğru inildikçe aynı grupta bir A grubunda aşağı doğru inildikçe çap büyümektedir. Aşağı doğru inildikçe çap büyüdüğü için metalik bağın gücü azalmaktadır. Çünkü son yörüngedeki elektronlar çekirdeğe çok uzak düşmekte. Çekirdeğe uzak düştüğünden yeteri kadar çekilememekte. Ve karşı tarafın yani diğer metalin elektronları da yeteri kadar çekilememektedir. Bu da metalik bağın zayıf olmasına, metalik bağın gücünün aşağıya doğru çarpım büyümesi sebebiyle azalmasına sebep olmaktadır. Metalik bağın gücünün azalması ne demektir? Erime ve kaynama noktasının düşmesi anlamına gelmektedir. O zaman metalik bağın gücü şöyle bakacak olursak fransiyuma doğru azalmakta. Görüldüğü gibi erime noktası 180 ile lityumda başlayıp fransiyumda 27 olmakta. Metalik bağın gücü azaldığı için erime noktası da yine fransiyuma doğru aşağı doğru inildikçe azalmaktadır. Ee, gençler metalik bağın gücü ile metalik aktifliği birbirine karıştırmayın. İkisinin periyodik tablodaki yönleri birbirine zıttır. E, örneğin metalik aktiflik fransiyuma doğru artarken... Çapın büyüme sebebiyle metalik bağın gücü fransiyuma doğru azalmaktadır. Metalik bağın gücünün fransiyuma doğru azalması erime noktasının düşmesine 180'den bakı 27'ye düşmüş. Kaynama noktasının da yine düşmesine sebep olmakta. Yani bir A grubunda kaynama noktası en yüksek olan metal lityum. Kaynama noktası en düşük olan metal ise fransiyum metalidir kıymetli gençler. Aşağı doğru inildikçe yine çapın büyümesi iyonlaşmayı kolaylaştırır. Dolayısıyla aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisinde de düşük, düşüş söz konusu olmaktadır. bu iyonlaşmayı metal oksitlerin iyonlaşması ve bazı karakter göstermesi yine metal hidroksitlerin iyonlaşarak bazı bazik karakter göstermesi olarak eğer nitelendirecek olur. E, aşağı doğru bazik karakter artar. E, oksitlerde ve hidroksitlerde aşağıya doğru bazik karakter ne yapmakta? Akali metallerde artmaktadır. E, bunun sebebi de aşağıya doğru çapın büyümesidir. Çap büyüyünce yeter kadar güçlü bir şekilde yanındaki elementi tutamaz ve serbest kalması sağlanır. Bu da bazı karakterin artması anlamına gelmektedir. Yine şurada baktığımız zaman potasyumun çapı sodyuma göre daha büyük olduğu için potasyum hidroksit daha güzel iyonlaşır. Çünkü OH'ı yeter kadar güçlü bir şekilde tutmaz. Serbest kalması sağlanır çapın büyüklüğünden ötürü. O yüzden KOH daha bazı karakter göstermektedir. Dolayısıyla oksijenli bileşikleri, alkali metallerin oksijenli bileşikleri, hidroksitli bileşikleri bazı karakter gösterir. Aşağı doğru inildikçe bu bazı karakter artış göstermektedir. Ve yine bu alkali metallerimiz halojenlerle tepkime vererek tuz oluşturmaktadırlar. Tabi hidrojenler çünkü o alkali metal değil ametal. metal. Örneğin sodyum halojenle klorla tepkime vermesinden sodyum klor tuzu ne yapmaktadır? Oluşmaktadır. Gene bu alkali metallerimiz hidrojen arçini ısı ve elektriğini ne yapmaktadır? İletmektedirler. E, ve lityum dışındaki bir a metallerine bakılacak olursa oksijenle peroksit oluşturmaktadırlar. E, peroksit oksijenin eksi 1 değerlik aldığı, eksi 1 değerlik aldığı bileşiklere verilen addır. Örneğin şuradan inceleyecek olursak, sodyum bileşiklerinde daima artı bir değerlik alıyordu. 2 tane sodyum var, artı 2 olur. 2 sodyumdan artı 2 olur. Bu artı iki oksijene verilir. Artı 2 tane kim alacak? 2 oksijen alacak. Her biri eksi 1 o almış olur. O zaman da işte bu bileşik peroksit bileşiği. Oksijen eksi bir değerlik aldığı için bir peroksit bileşiği olmuş olur. O zaman ne diyoruz? Birer grubunda bulunan metallerimiz fakat bu metaller lityum dışındakiler peroksitte ne yapmaktadır? Oksijenle oluşturmaktadırlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Bir dahaki dersimizde iki grubu elementlerinin özelliklerini işleyeceğiz. Hoşçakalın.